Şair, öğretmen, Kur'an tercümanı, İslam ve vatan aşığı, en önemlisi İstiklal Marşı'nın yazarı. Onu birçok unvan ve sıfatla anabiliriz. Mehmet Akif Ersoy'dan bahsediyoruz. Anadolu'nun en buhranlı devriydi. Yurdun dört bir yanında vatan müdafaası yapılıyordu. Tüm imkansızlıklara rağmen tek yürek olmuştu milletimiz. Tam da böyle bir dönemde ebediyete kadar vatanın kutsallığını hatırlatacak milli bir marşa ihtiyaç duyuldu. Bunun için 1921'de Marif Vekaleti yarışma başlattı. 500 lira da para ödülü koydu. Müsabakaya 724 şiir geldi. Fakat onca eser arasında hiçbiri heyecan uyandıracak nitelikte değildi. Herkes böyle bir şiirin yalnızca Mehmet Akif'in elinden çıkabileceğini biliyordu. Ancak Akif işin içinde para olduğundan hiçbir şey yazmamıştı. Arkadaşlarının ısrarı sonucu ödülü almamak şartıyla yarışmaya katılmaya kabul etti. Halbuki o sırada Mehmet Akif'in bir paltosu dahi yoktu. İstiklal Marşı'nın ilk sözlerini Ankara'da mum ışığının altında Taceddin dergahının duvarlarına kazıdı. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Tam bir vecd halindeydi. Evde, sokakta, camide, mecliste, uyurken, yürürken, yemek yerken hep İstiklal Marşı'nı yazmakla meşgul oldu. Harfler kelimelere, kelimeler dizelere dönüştü. Böyle bir adanmışlıkla yaklaşık iki günde kağıda döküldü İstiklal Destanı. Her kelimesinde binlerce şehidimizin kanı vardı. Takvimler 1 Mart 1921'i gösterdiğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarihi günlerinden birini yaşıyordu. Marif Vekili Hamdullah Supi, meclis kürsüsünde Mehmet Akif'in İstiklal Marşı'nı okumaya başladı. Alkış tufanı koptu. Büyük bir coşku yaratan şiir 4 defa ayakta dinlendi. Mehmet Akif ise mahcup olarak hiç kimseye bir şey söylemeden alkış tufanı sırasında meclisten ayrıldı. 12 Mart 1921'e gelindiğinde yapılan oylamayla milli marş olarak kabul edildi. Mehmet Akif tüm eserlerini topladığı safahata İstiklal Marşı'nı koymamış, nedenini "Ben onu milletimin kalbine gömdüm" diye açıklamıştı. Tüm ahlakı ve erdemiyle. Daha sonraki yıllarda kendisine yöneltilen bir soru üzerine İstiklal Marşı için şöyle demişti milli şairimiz. Binbir fecai karşısında bunalan ruhların ıstıraplar içinde halas dakikalarını beklediği bir zamanda yazılan o marş, o günlerin kıymetli bir hatırasıdır. O şiir bir daha yazılmaz. Onu kimse yazamaz. Onu ben de yazamam. Onu yazmak için o günleri yaşamak lazım. O şiir artık benim değildir. O milletin malıdır. Benim millete karşı en kıymetli hediyem budur. Allah bir daha bu millete bir İstiklal Marşı yazdırmasın. İstiklal Marşı, kahraman halkımızın mücadelesini destanlaştıran Akif'in bıraktığı en büyük mirastır. İstikbal mücadelemizin en çetin geçtiği dönemde milletimizin hissiyatına tercüman olmuştur. Bu büyük mirasın yazılış hikayesiyle milli şairimiz Mehmet Akif'i saygıyla anıyoruz. Şimdilik hoşça kalın.